Bu video Warframe'deki görevlerin seçimlerinden bahsedeceğimizden dolayı spoiler içermektedir. Glass Gambit, The Sacrifice ve The War Within görevlerini yapmadıysanız veya hiçbir şekilde bir bilginiz yoksa sizin için spoiler içeriyor. O yüzden video izlemenizi tavsiye etmem. Buyurun geçelim. Zaman zaman bize seçim hakkı sunmakta olan The War Within, Glass Gambit ve The Sacrifice görevlerinde güneş, ay ve denge opsiyonlarından birini seçerek operatörümüzün kişiliğini ve geleceğini belirliyoruz. Bu seçimlerimizin herhangi bir getirisi veya sonucu olacak mı henüz belli değil. Çünkü normalde seçimlerimizin diğer oyuncular görüntüleyebilsin diye tasarlandı. Şimdi burada demek istediğim, seçimlerinize kendinize yakın hissettiğini yapacaksınız normalde. Herhangi iyi sonu kötü sonu olmaz bu oyunun. Ben de öyle düşünmüştüm ama değil, saçma geldi yani. Sonuçta bu Telltale oyunu değil. Ve sırf karanlık taraf, aydınlık taraf diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Warframe Star Wars çakması veya başka bir şeyin çakması değil. Kendine has bir işleyişi ve konsepti var. Seçimlerin nasıl işlediğini açıklayacak olursak, beyaz, sun, güneş, seçimi olaylara duygusal yaklaşan ve duygularıyla hareket edenler için bir taraf. Siyah, moon, ay, seçimi olaylara mantık açısından bakan, hareketlerini planlı yapan ve felsefi bir yaklaşım biçimi olan bir taraf. Natural tarafsız ise hem siyah hem beyaz olmak üzere hem güneş hem ay olmak üzere yani ortaya karışık bir taraf. Zaten logolarına baktığınızda anlıyorsunuz. Ayda sakince dalgalanan huzurlu karanlıkta bir deniz gibi. Güneşte ise içinde alevler yanan ve her an patlamaya hazır bir volkan misali. Dengeye gelince hem mantık hem de içgüdüleri hareket eden bir profil çiziliyor. Normalde hikayede Tenno dengeyi sağlayan birisi olduğu bahsediliyor. Orokin dil videomda gizlenmiş Orokin yazılarını çevirirken keşfetmiştik. Şimdi bu bahsettiklerinden yola çıkarak kanıtlamak ve doğrulamak için yaptığımız seçimlere ve nedenlerine göz atacağız. The War Within sırasında Büyük Grinner Kraliçesi, Zariman gemisinde yetişkinlerin Void'den etkilenip deliye döndüğünde bize ne yaptığımızı soruyordu. Ve biz de güneşi seçersek, duygularımıza göre davrandık. Ayı seçersek, önceden ne olduklarını bir hiçe sayarak kesin çözüme başvuruyoruz. Direkt mantıklı, planlı, tarafsız dengeyi seçersek, they had lost their minds. I didn't blame them. We built a makeshift prison. Ne öldürmüş oluyoruz ne de önlem almamış oluyoruz. Sonrasında Void ile etkilendiğimizde gücü elde edince tepkimiz şöyle seçenekler ile olabiliyor. Güneşi seçersek, bu güçle birlikte gelen faciadan ötürü güce lanet ediyor, kendimizi sorumlu tutuyoruz. Ayı seçersek, bu güç için seçildiğimizi hissedip hayatın bir parçası gibi sahipleniyoruz. Dengeyi seçersek, ne nefret ediyoruz ne de sonsuza kadar bağlanıyoruz. Elimizdeyken kullanıyoruz, değerlendiriyoruz bu fırsatı. Büyük kraliçeyle olan savaşımızın sonunda Scepter asasını ondan aldıktan sonra kaderine karar vermemiz gerekiyor. Ve güneşi seçersek, çürümeye terk et diyoruz. Burada büyüklüğümüzü koruyalım, kılıcımızı bu pislik için kirletmeyelim, nasıl olsa acı çekerek ölecek mantığında bir seçim veriliyor. Ayı seçersek direkt mantıklı, planlı bir şekilde öldür onu diyoruz, sonradan başımıza bela açabilir, tedbirimizi alalım diye. Dengeyi seçersek ben yapacağım deyip biz öldürüyoruz. Böylelikle Tenshin'in o nefret duygusuna kaybetmemesine ve onun elini kirletmemesini sağlıyoruz. No, let her rot. That
will be her sentence. Warwick'in sonunda Tenshin'e Scepter'a bağlı olan kuvanın ne olduğunu sorduğumuzda Grinir Kraliçesi'nin Orokin atalarının kanı olduğuna inandığını, ayrıca güç ve ölümsüzlük iksiri olduğunu söylüyor. Özellikle bazı kişilerin kuvanın delilik ve kötülük getiren bir zehir olduğuna dair söylemlerde bulunuyor. O sırada kuvanın her ne kadar ne olduğunu bilmediğimizden seçimimiz bize etkisini gösterecek mi veya sadece kişiliğimizi belirleyecek bir faktör mü bilmiyoruz. Seçimler şöyle. Güneşi seçersek duygusal yaklaşarak yok ediyoruz ve düşmanlarımızın hatasına düşmüyoruz. Ayı seçersek mantık ve planlı olarak bize güç vereceğine inanarak tüketiyoruz ve kuvayı içiyoruz. Dengede ise her ne kadar böyle değerli bir şey bizim için ne yararı ne zararı olacağından emin olmadığımızdan dolayı saklaması için Tenshin'e veriyoruz. Bir sonraki seçimimiz Glass Gambit görevinin sonunda oluyor. Infested'larla birlikte yaşayan ve araştırma yapan Myonkens kolonisinden Niva adlı seçilmiş Hikishi diye hitap edilen kızı Nefanyo'dan kurtarmaya başlıyoruz. Kızla konuşmamız sırasında Myonkens kolonisi seçilmiş kişinin Infested'la genetik olarak bağışıklık ve dokunulmazlığı sayesinde hükmedip barışçılca deneylerini yapabildiklerini bahsediyor. Lotus da bu sırada Infested'ların melezırklardan korktuğunu ortaya çıkarıyor. Ayrıca bu seçilmiş kişi özelliğini sağlayan bir Triuna yapay dokusunun jenerasyon jenerasyon aktarıldığı bahsediliyor. O sırada Triona'nın taşıyıcısını eninde sonunda öldüreceğini öğrenen Lotus şoka uğruyor. Ardından kızı kurtardığınızda Lotus bu çocuğun tedavi edilmesi gerektiğini ve eve geri gönderilmemesi gerektiğini söylüyor. Ve burada seçimi biz yapıyoruz. Güneşi seçersek onu tedavi et. Her nasılsa Niva tedavi için Riley'e alınmış olsa da geleceği belli değil. Ama kesin bir şey varsa kolonisinden sürgüne uğramış olacak. Ayı seçersek evine gönder. Niva Myonkin kolonisine döner, ölesiye kadar seçilmiş kişi olmaya devam eder, büyük ihtimalle seçilmiş kişi geleneğe devam eder. Dengeyi seçersek ona karar hakkını veriyoruz. Niva kolonisine geri dönüp son seçilmiş kişi olmayı söyler, amaçlar ve böylelikle hem kızı kendi topluluğundan ayırmıyoruz hem de bu hastalıklı geleneğe son veriyoruz. Sonraki seçimlerimiz The Sacrifice görevinde oluyor. Umbra'nın hikayesini ve geçmişte olanları öğrendikten sonra Warframe'lerle aramızda olan bağı dile getiriyoruz. Güneşi seçersek öfke. Bu anıyı kullanarak öfkemizi körüklüyoruz. Hırs yaparak, duygularımızı kullanarak amacımıza odaklanıyoruz. Ayı seçersek boşluk. Bu hatırayı Void'e vererek içimizdeki boşlukta mutluluk buluyoruz. Bu şekilde yaşanmış olayı unutarak bir sonraki olaya bakıyoruz. Dengeyi seçersek kabul. Bu hatırayı kabul edip ilerisine geçiyoruz. Her ne o hatırayı geride bırakıyoruz ne de onun için hırs yapıyoruz. Kabullenip tecrübelerimizle yolumuza bakıyoruz. Umbra'yı aldıktan sonra Ballas ile yüzleşmeden önce Ordis Lotus'un kaydetmiş olduğu konuşmalardan bir tanesini motivasyonumuz için oynatır. Güneşi seçersek The War, savaş. Şimdi iki cephede savaşıyoruz çocuğum. Dışımızdaki ve içimizdeki savaş. Ayı seçersek, çocuğum, bakamayacağım kadar güzel. Dengeyi seçersek, hayal et. Ne olduğun değil, ne olmak istediğin. En sonunda Ballas ve mimikleriyle kozlarımıza paylaştıktan sonra Ballas'ı yenince söylememiz gereken 3 seçenekler arasından birisini seçiyoruz. Güneşi seçince bir kurçuk gibi kıvran. Orada tüm öfkemizi kusuyoruz ve ağzının payını veriyoruz kısacası. Ayı seçersek döngü bozuldu. Yani sürekli Ballas'ın işlerinin rast gitmesinin olmayacağını açıklıyoruz. Ve son olarak dengeyi seçersek bu kaçınılmazdı diyoruz. Eninde sonunda olacaktı bu. Ne sanıyorsun? Her zaman işlerinin rast gideceğini mi? Şu anlık elimizdeki örnekler, konular bunlar. İlerideki gelecek görevlerde daha da olayı anlayabileceğiz. Bu videoyu izleyen arkadaşlar bu konuda tanıdıklarınız arasında geçerse lütfen onları aydınlatın. Olmadı bu videoyu onlara gösterin. Seçimlerimizin ne iyi ne de kötü tarafı var. Kişiliğiniz, duygularınız ve fikirlerinizle tenonuzun profilini kendiniz gibi şekillendireceksiniz. Benden bu kadar. Görüşmek üzere. Yeah,